Aman Markayın meler gelir, Markayın meler gelir. Aman dağlar deler gelir, aman dağları deler gelir. Iğdır'da mor koyunlarıyla meşhur fenomen Erdal abinin yanındayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selam, nasılsın abi? İyiyim, teşekkür ederim. Ne kadar güzel hayatın var ya. Mor evet. Koyunlar, çocuklar, evet. Değneğin üstündekinin adı ne bilmiyorum. Bu keçe, çoban kepeneği. Kepenek. Evet. Niye bunu giyiyorsun abi? Niye giyiyorum? Üşümemek için arada giyiyorum böyle. Çünkü çok soğuk bir hava var. Aslında Iğdır'da çok sıcak bir iklimi var. Kışında çok sıcak geçer. Sizin şansınıza kar yağdı. Siz geldiniz. Bahar kapıda dediler. Kış kapıda oldu. Aynen. Abi peki bunun içinde ne var? Yün mü? Elyaf mı? İçinde ne bu? Şöyle. Dışındaki şu branda yağmur, kar geçirmesini engelliyor. Şimdi biz bunu dağlarda giyiyoruz. İçinde keçe koyun yününden, bu mor koyunun yününden yapılmış keçe var. Dışında da battaniye böyle dikiliyor ki o yün çabuk bozulmasın diye. Kim dikiyor? Bunu yapan keçeciler var Iğdır'da. Bunu böyle parayla satıyorlar. Parayla yani. Satıyorlar. Bunların tanesi 250-350 o arada satılıyor. Aa, iyiymiş. Evet, böyle gece işte koyunu yayarken ve yatırırken, koyun yattıktan sonra bu şekilde uzanıyoruz, yatıyoruz sabaha kadar. Hem de şey de oluyor, yorgan gibi de oluyor. Tabii yorgan da oluyor, bir de pratik. Erdal abi bunlardan bir tane de bana lazım, biliyor musun? Ayarlarız size bir tane. Vallahi gel oğlum, gel kucağıma. Gel bebeğim. Gel. Bırak tuş. Bu da ben gibi ya. Çok çene bak. Dur. Size bir tane keçe böyle ayarlayacağız. Sabah aynen. Kalkacaksınız bu şekilde. Akşama aynen. Kadar çalışacaksınız. Aynen. Zaten. Bir tane de değnek ayarla abi. Oy. Bir tane de ben öpeyim. Oh. Erdal abinin çocukları vallahi ne cana yakın çocuklar. Evet. Erdal abi bu kadar millet evet. Gidiyor sete, ışığa, ona buna para veriyor. Buna ben de dahil. Evet. Hele o filmler, diziler, dünya kadar yatırımlar yapılıyor. Evet. Sosyal medyaya atılıyor izlenmesi evet. için. İnsanlara ulaşmaya çalışıyorlar. Doğru. Sen mor koyunları toplamışsın. Kendi işin. Oh. Evet. Ekmek elden, su gölden çekiyorsun. Evet. Fenomen oldun abi. Nasıl oldu bu iş? Şimdi bu iş koyunları, köpekleri çocukluğumuzdan beri içinde olduğumuz için şu koyunların hemen hemen hepsini size tek tek sayabilirim. Karakterlerini bile sayabilirim. Allah şunun Allah. Şöyle bir karakteri var, şunun şöyle bir karakteri var. Hepsini bile tek tek sayabilirim. Aslında bizim çok çileli ve meşakkatli bir hayatımız var. Bir kardeşim İstanbul'daydı, bir yeri başka yerde. Benden videolar istiyorlardı mesela. Ben ne de o videosu? İşte biz koyunları çok seviyoruz. Şimdi benden video istiyorlardı veya videolarımız da kayboluyordu. Telefonlar bozuluyor, hafıza kartları kayboluyor falan. Biz de YouTube'a yükledik. Burada hatıra kalsın. Yani ailece kim izlemek istiyorsa girer açsın, oradan izlesin. İzler. Sonra bir baktık insanlar orada izlemiş. Bize mail geldi. Aha. Kanalınız incelemeye alındı. Kanal olarak kabul edildi. Bundan sonra içeriklerinizi eğer üretmeye devam ederseniz buradan hem geniş kitlelere ulaşırsınız hem de para da kazanabilirsiniz. Hiç reklam vermedin, hiçbir şey yapmadın. Yok. Hiç herhangi bir reklam da vermedim. Hiç kimseye, herhangi bir fenomene, kimseden de bir talebim olmadı. İşte benim reklamımı yapın, beni paylaşın. İnsanlarımızın da biraz dağlarına olan, işte hayvanlara olan sevgisinden bugünlere kadar geldik. İnşallah bakalım bundan sonra peki kaç yıldır bu videolar yayınlanıyor? Bu videolar 2 yıldır yani. Toplam 2 yıldır yayınlıyorum. İnsanları cezbeden şey ne abi sence? Birincisi mücadele şartları. İnsanların ne şartlarda ekmeğini kazandıkları. Mesela bazı insanlar bana yorum atıyor. Diyor ki biz şu anda çocuklarımıza diyor bazen senin videolarını gösteriyoruz. Bakın diyor insanlar ne şartlarda ekmek kazanıyor. Doğru. İşte ekmeğin, paranın kıymetini bilin. Bir doğru. De toplumumuzun çoğu da köyden kente göç. Yani illa ki babası, dedesi, kendisi illa ki bu hayvancılığı yapmıştır. Bir çobanlık geçmişi var. Erdal abi kaç tane takipçin var? Şu anda 80 bini aştık. Ay maşallah. Evet, 80 bin aboneyi aştık. Ne güzel ya. Peki hepsi Iğdırlı mı? Yok. Avrupa'da var, Amerika'da var. Yani dünyanın dört bir yanında. Abi ya ben senin bir tane videonu izledim. Diyorsun ki işte şuradan benim takipçim bana kamera yolladı. Birisi evet. Bilmem ne yolladı. Birisi fındık yolladı. Evet. O kadar kıskandım ki. Vallahi benim takipçilerim hiçbiri bana bir şey yollamıyor. Bundan sonra Bahar Hanım'a fındık, fıstık gönderin. Peki yurt dışından ne gönderiyorlar abi sana? Aslında çok göndermek isteyenler var. Ben biraz bazen kötü yorumlar oluyor biliyorsunuz. Mesela bin tane iyi yorum gelir, bir tane kötü yorum gelir, insan ona takılır. Abi demoralize olmayacaksın. Evet. Bak vallahi aynı psikolojiyi ben de evet. yaşıyorum.
Abi bana da diyorlar ki çok gülüyorsun işte, evet. Şöyle yiyorsun içiyorsun. Hayır, ben doğal halim. Evet, doğal halim. O an hal, ne hissediyorsam, evet. O gülüyorsam, evet. Gülüyorum. Ha, biraz duygularımı yüksek yaşıyorum. Ağlıyorsam, evet. Çok ağlıyorum. Gülüyorsam, evet. Çok gülüyorum. Aslında bu çok önemli bir şey. İnsanların maske takmadan, aynen. Olduğu gibi yaşaması. Abi tabii ki ya, şimdi ben buraya senin evine geldim. Evet. Senin burası çiftliğin gibi. Evet, evet. Hayvanların var, evini açmışsın. Doğrudur. Ben burada sana nasıl yapmacık olabilirim, doğrudur, ki? Doğrudur. Sen sevgi dolu, şefkat dolu, evet. Ruhunla benimle sohbet ediyorsun. Teşekkür ederim. O yüzden ben böyle yazılan yorumlara da çok aslında takılmıyorum. Takılmamak lazım. Aynen, seven var, sevmeyen var. Evet. Herkesi sevmek zorunda değil. Şimdi bu eniğin derdi ne? Neden burada? Bu enik... Minnoş. Kars Selim'den getirdim ben bunu. Bizim bu yöremizde de çoban köpekleri eskiden beri çok meşhur. Niye abi? Bu çobanların köpeği olduğu için mi? Çoban köpeği şöyle, bu güçlük hayvanlar. Şöyle yani, bir kurdu devirebilecek olan hayvanlar. Çoban köpeği abi. Tabii. Mesela bunun babası bir gün bir domuzu deviriyor. Aynı gece gidiyor, domuz leşi üzerinde bir kurdu tek başına deviriyor. Allah aşkına. Tabii, öyle bir sen gördün mü? Ben görmedim. Çocuk kendisi görmüş bunları. Ve kayıt altına da almış yani, bir şeyler var, fotoğrafları var. Aa, tabii köpek yaralanmış bayağı, bir ayağı, boynu. Düşünün, boynunda biz tok takıyoruz ya. Aha. Hış takıyoruz böyle çengelli. Kurtla boğuşma sırasında o hış bile boynundan çıkmış köpeğin. Yani o derece bir mücadele yaşamış. Bunlar da bizim şöyle koruyucu canlarımız aslında. Evet. Biz bu sürüyü şu anda burada bahar olduğu zaman alıp gidiyoruz dağlara. Sonbahara kadar bunlar kurtlara karşı, domuzlara karşı, hırsızlara karşı bizi koruyorlar. Ay ne güzel, evet. Ya. Biz de kışın. Peki evde ne işe yarıyor bunlar? Evde de yaramazlık yapıyorlar. Bazen burada da kurt geliyor. Ay ben kendimi açtım, farkında mısınız? Normalde köpeklerden korkan ben şu an bir köpek seviyorum. Evet. Maşallah sana ya. Peki abi, çocuklar korkmuyor mu bundan? Bu zaten en önemli avantajı bizim için bu sene bunun böyle hareketli olması. Çocuklarla bir de çok oynamayı seviyor. Hı-hı. Böyle yatırıyor yere, ısırıyor falan. Isırıyor mu? Evet. Ya ısırması böyle tatlı bir ısırma. Mesela şu anda ben elimi koyayım bunun ağzına. Elimi koydum. Koparmıyor. Yok, koparmaz. Tatlı bir ısırmadır. Yani sahibine zarar vermez. Hayvanlar yani vahşi hayvanlara saldırdıkları gibi saldırmazlar. Bu kaç yaşında peki? Bu daha yeni 3 aylık bir enik. 3 aylık ama bu şimdi sahibini nasıl hemen tanıdı? Peki cahilliğine gelse ısırsa? Yok, bunlarda öyle bir şey yok. Bunlarda sadakat vardır. Gel, ay ellerim. Normalde bunlar her yıl hastanelerden hiç çıkmıyorlardı Bahar Hanım. Çocuklar mı? Evet, bunların yüzünden hastane kapılarından ayrılmıyorduk. Çünkü sürekli dışarı çıkıyorlardı soğuk havalarda ama buzgör sayesinde niye? Dışarı çıkamıyorlar. Diyor. Bu onları korkutuyor. Mesela şu anda salayım. Dur, aman. Abi ben de korkarım valla. Yok öyle değil yani. Oynuyor böyle. Ay rahat. Oynuyor bak. Ay şu ufacık çocuklar kadar olamadım Allah'ım. Erdal abi peki insanların sana olan bu tepkilerinden sonra sen kendini nasıl hissettin? Önemli hissettin mi? Her insan önemlidir. Her insan değerlidir. Ben zaten yani kendini değersiz gören bir insan zaten hakaret eder kendine. Doğru söylüyorsun. Ben aslında değişmedim. Değişmek de istemiyorum. Aynen. Ha, şartlar ne gerektirir? Koşullar ne gerektirir? Kaderimizde ne var? Onu bilmiyoruz tabii ki de. Ben gene de olduğum şekilde mütevazilik, evet, her şeye yaşamaya devam ediyorum. Aynen. İşimi de aynı şekilde devam ettirmeye çalışıyorum. Mesela böyle yolda insanlar seni görünce tanıyorlar, durduruyorlar mı? Evet. Bazen tanıyanlar oluyor, durduruyorlar da. Beraber fotoğraf çektiklerimiz de oluyor yani. O aynen. İşte tuhaf hissettiriyor çok insanı. Çok güzel değil mi? Evet, o vallahi güzel. Ne güzel. İnsanların sevgisini kazanmak, evet. Dünyanın en güzel şeyi. En çok izlenen videon hangisi? Kuşların kavgası, köpeklerin mücadelesi, köpeklerin birbiriyle olan mücadelesi, köpeklerin kurtlarla olan mücadelesi, bir de kartallar saldırmıştı koyunlara. Kartallara karşı verdikleri tepkiler. Bunlar yani çok aslında doğadaki savaşı merak ediyorlar, evet, insanlar. Mücadeleyi. Onun, mücadeleyi, evet. Aynen. Onu en çok izlenen zaten o oluyor. Geceleri çok denk geliyor. Geceleri gece görüşü kameramız olmadığı için işte bunu pek fazla yansıtamıyoruz. Erdal abi. Evet. Dağdasın. Çekim yapacaksın. Gece görüşlü kameran var. Bütün takım taklavatın hazır. Evet. Bir de savaş var doğada. Evet. Kargalar, domuzlar, ayılar çıkmış. Tam sosyal medyada patlayacak olay var. Evet. Şarjım bitti. Şarjım bitti. İşte o zaman çok kötü oluyor. Biliyor musunuz? Bir kere yaşadım ben bunu. Bizim köpeğimiz kurdu kovaladı. Ben telefonu çıkardım böyle, tam çekeceğim videoyu. Bir baktım ki dedi batarya boş. Ben böyle çöktüm aşağı oturdum. Sonra evet. Gitti paralar. Para da önemli değil.
o görüntünün ölümsüzleştirilmesi benim için çok değerli. Parayı harcarsın gider ama anıları harcayamazsın. Onlar orada kalır. Abi peki ayda ne kadar kazanıyorsun? Sosyal medyadan. Bu değişiyor yani. Mesela? Videoların izlenmesine göre. Ben şimdi biraz lafı dolandırıyormuş gibi oluyorum ama işin... Sadede gelelim abi. Sadede. İlk işe başladığımda 300 lira. Aylık 300 lira, 500 lira. Bu 5000'e de yükseldi. 10.000'e kadar da yükseldi bir ay. Bu arada değişiyor işte. Ben 20.000 de kazanmak isterim. 100.000 de kazanmak isterim. Çünkü bu niye? Reklamlardan elde edilen bir gelirdir. Kimseden bir dilenme değildir. Kimsenin verdiği para değildir. Bir tanesi bana şey bile teklif etti. Sana şu anda kendisi Amerika'da yaşıyor. Sana 200 bin lira para göndereyim. Sen işini biraz daha büyüt. Ne zaman eline para geçerse verirsen canın sağ olsun. Vermesen de helal hoş olsun. Allah ben aşkına. Reddettim. Ben dedim ki ben bu sorumluluk altına giremem. Hı hı. Yarın öbür gün ödeyemem. Ölüm var, kalım var. İşte senin emeğindir. Ben niye alıp harcayayım ki? Görüyor musun? Hiç evet. Bana böyle söyleyenler yok. Kıskandım valla. Oluyor ya. Mesela ben takipçilerimi çok seviyorum. Onlarla aramızdaki bağ bambaşka gerçekten. Ne güzel, ne evet. Güzel. Ben de öyle abi. Sevilmek dünyanın en güzel şeyi. İşin para konusu bir yana ama işin o sosyal medya tarafındaki edinilen dostlar, dostluklar, aynen, arkadaşlıklar bunlar çok farklı bir yerde. Peki abi sevmek mi güzel, sevilmek mi? Sevilmek ben belki daha güzeldir. Değil mi? Tabii. Katılıyorum. Çak abi. Aynen. Aynı fikirdeyim. Evet. Sevildiğini görmek kadar da güzel tabii, bir şey yok. Tabii o daha güzel. Bu mor koyun sen nereden aldın getirdin? Bunlar buralarda mı olmuş? Bu yörenin has koyunudur. Ha. Bu Doğu Anadolu bölgesinin ama has Karaman koyunu. Dedin. Mor Karaman koyunu. Yani ırk olarak ismi öyle geçiyor. He, evet. Ben de Karaman'dan geldi zannettim. Yok yok. Mor Karaman koyunu diye geçiyor. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun peki? Çocukluğumuzdan beri yapıyoruz. Yani biz gözümüzü açtık bu hayvan kapıda. Ya. Evet. Yerli'de yapan var mı başka? Başka bizim Iğdır'da şu anda her evin kapısında böyle bir ahır vardır. Aha. Yani evden yeni ayrılan, yeni yuva kuran birisine şöyle küçük de olsa bir ahır yapar, geçimini bu işle sağlar. Peki burada kaç tane koyun var? Burada 300 koyun var. 150 tane de bu senenin kuzuları, toklu dediklerimiz. Onlar da şu anda başka bir köyde otluyorlar onlar. Abi sen şimdi bu sosyal medyadan kazandığın parayı buraya mı yatırıyorsun? Yok. Genellikle çocukların eğitimine harcıyorum. Bu iş zaten kendi kendini çeviren bir iştir. Hayvancılık işi. Hı hı. 4-5 tane kardeşim var. Üniversite okuyorlar, lise okuyorlar. Biraz daha onların ne eğitimine güzel harcıyorum. Bir de şu çocuklara, mocuklara. Ne güzel, onların evet nasibiymiş. Evet. Abi peki bu mor koyun nedir ya? Ben ilk defa burada gördüm, biliyor musun? Bu evet, mor Karaman koyunu aslında ırk olarak. Bu koyun biraz bu yöreye has bir koyun. Hı hı. Soğuk iklime, uzun süren kışlara çok dayanıklı. Uzun süre aç kalmaya da dayanıklı. Kuyruk yağı var. Kuyruğunda depoladığı yağla uzun kışları atlatabilir. Yani bir hafta bile aç kalıp hiçbir şey olmadan atlatabilir. Oo. Tabii ki. Kebap en iyi bunlardan yapılıyor. Niye? Adana kebabı şey. Çünkü bunun kuyruk yağı ayrı bir şekilde duruyor. Diğerleri yağ komple vücutta kuyruksuz olduğu için. Ama burada yağ bir yerde. O yağı istediğiniz oranda ete karıştırabilirsiniz. Hmm. Çok fazla karıştırırsanız o kebabın böyle yumuşak olması işte bu kuyruk yağının çok olmasından dolayı oluyor. Hmm. Kebaplarda koyun eti kokuyor diye abi. Evet. Hani yiyemiyorum. Evet. Bunlarda o koku oluyor mu? Şimdi şöyle, kuzularda koku olmaz. Kuzu dediğimiz 7-8-9 aylık, 1 yaşına kadar. Tabii kuzuda yok da hani koyun etinde. Koyunda oluyor. Ben yok desem. Bu mor koyunda olmuyor ama değil mi? Var var, bunda da vardır yani. Bunda ama var. Kimse damızlık koyunu kesmez. Şu anda hepsi hamile, hatta birkaç tanesi de doğmuş bir vaziyette. Donmuş mu? Doğmuş yani. Ha doğmuş. Doğum yapmış. Doğum yapmış. Bu niye siyah? Bu cinsi böyle farklı. Nereye biraz gidiyorsun? Normalde siz beni kovalıyordunuz. Garip. Adı aslında ne? Onu tembeldir ismi onun. Tembel mi? Şuradaki kara böyle yanlarında siyah var. Almia zom. Zom koyunu diyoruz biz ona. İsimler hep Kürtçe. Ama mesela Oya da var içinde bir tane. Niye Oya? Oya Aydoğan'ın ismini koymuşlar rahmetli. Evet. Abi bir dakika. Evet. Şimdi madem Oya ablaya nasip oldu, Allah evet, rahmet etsin. Allah rahmet eylesin. Bugün doğanlı ya da doğmak üzere olan koyun var mı? Var. Evet evet. Onun adını Bahar koymazsan tamam, ölümü tamam, gör abi. Tamam. Günahın vebalin boynuna. Allah korusun. Sonra o koyunla da bana video atacaksın, tamam, paylaşacağız. Söz mü? Söz. Tamam. Bugün tamam mü doğuyor? Bu gece yarına kadar. Eli kulağında. Bir dişi kuzu olursa ismini Bahar koyacağız. İnşallah yıllarca sağlıklı bir şekilde büyür. İnşallah evet abi. Ama erkek olursa
şey... Erkek olarak, yok erkek değil. Bu gece birkaç tane doğar en azından. Bir 4-5 tane. İlla ki bir tane dişi de olur. Aynen. Erkek olursa da Bahar koyalım ismini. Aynen. Yok abi koyma. Ama erkek olursa Kerem'in ismi olabilir. Tamam. Okan'ın ismi olabilir. Bak kameramanlarım. Evet. Hatta bu gece 4-5 tane doğacaksa yönetmenimiz Fatoş. Tamam. Bir tane Fatoş olsun. Tamam. Bir tane Hilal olsun. Evet. Bir de bir Müller abimiz var burada. Tamam. Bu geceki isimleri belirledik. Aynen. Evet. Bir tane de Müller. İsimleri say abi unutma. Tamam. Müller, Fatoş abla, Bahar hanım, Kerem, Okan. Hilal hanım, bir de Okan. Erdal abi bir de sürünün adı lütfen Bahar kapıda sürüsü. Tamam onları olsun. Özel olarak ayıracağım size satacağım onları. Tabii özel isimler olduğu için biraz tamam. Pahalı olabilir. Olur. Olur abi. Evet. Ben senden özellikle video istiyorum. Tamam. Vallahi söz. Böyle takipçilerimle onları görelim tamam, izleyelim. Söz. Çoban çayı meşhurdur. Bir çoban çayı isterim abi. Evet. Tamam. Var mı çoban çayı? Var, çayımız da var. Hatta çoban kavurması da var yaptırmışız. Ay! Doğru. Evet. O da meşhur. Evet, hem çoban çayı hem de kavurması. Kavurmak. Bu çobanın çayı meşhur. Salatası evet. Meşhur. Kavurması meşhur. Neden? Çoban en iyi yerden et seçer mesela. Körpe olan hayvandan. Daha yaşı fazla büyümemiş hayvandan. Oradan eti alır. Güzel bir kavurma yapar. Bir de dağda ateşte piştiği için. Hı-hı. Doğal ateşte piştiği için güzel oluyor. Salatası da çok pratik hazırlanan bir salata olduğu için böyle insana tatlı dağda, geliyor. Dağda, bayırda, evet. Kolay. Dağda, bayırda, evet. O şartlar aslında o yemeği güzel kılıyor. O çay da dağların çayı tabii ki bambaşka. Suyundan kaynaklanıyor. Peki abi o dağlarda gidiyorsun 3 ay 4 ay gelmiyorsun ya ne evet. Yapıyorsun? Ne yapacağız? Koyunu yayıyoruz. Güneş enerjisi var artık. Hı-hı. Güneş enerjisi panelleri var. Onlarla şarj ihtiyacımızı karşılıyoruz. Bazen oluyor 5-6 kilometre öteye gidip oradan video yüklüyorum. Tekrar geri geliyorum. Ay kıyamam yani. Evet. Ya. Peki bu banyo işi ne oluyor abi? Banyo işi sıkıntılı işte. 15-20 günde bir geliyoruz tabii hiç ki. Hiç dayanamam. Ama şöyle. Şimdi şu dağa çıkarsanız üstünüz başınız kir bile olsa o kadar soğuk ki derseniz ki ben ısınayım gerisi başka hiçbir şey istemiyorum. Canım benim. Kendi kendini kurtarıyorsun. Evet. Peki evde hastalık olsa bir şey olsa nasıl ulaşıyorlar sana? Telefonum genelde açık oluyor. Açık ama çekmiyor. Evet. Çekmediği zaman İşte onlar kendi başlarının çaresine bakıyorlar. Abi atın eşeğin var mı? Var var. Eşek var. Eşek. O zaman eşekle sen gidiyorsun çeken yere. Evet. Sonra geri dönüyorsun ha? Tabii. Bazen de eşeğe zahmet olmasın diye eşeğe binmiyorum. Kendim yürüyerek gidiyorum. Canım hayvan benim. Da yazık çünkü o da. Bir canım benim. Evet. Ne güzel ya. Geçen gün oğlum biraz hastaydı. Kaba kulak olmuştu. Ben başka bir köydeydim. Koyun yayıyordum. 2 gün sonra öğrendim çocuğun hasta olduğunu. Hastaneye götürmüşler, getirmişler falan. Çünkü bu iş şöyle. Bu işi yapan insan... Cenazesi olsa gidemez. Hastası olsa gidemez. O kadar canı nereye bırakacaksın? Evet, kime tabii, bırakacaksın? Kime bırakacaksın? Dağ başında ve bütün sorumluluk da senin omzunda. Bu da bir ailenin geçim kaynağıdır yani öyle. Allah bilir bu kuzuların hepsinin nasıl doğduğunu biliyorsun. Çocuklarınkini bilmiyorsundur. Eyvallah. Ben çocukların doğum gününü bilmiyorum ama mesela birçok kuzunun doğum gününü biliyorum yani. Eyvah eyvah. Tabii, peki burada yani. Senin için en önemli koyun hangisi? En sevdiğim... Şöyle manevi olarak mesela şu kara koyunu ben çok severim. Niye? Şu hem şekli biraz da böyle asi bir ruhu var. Yani ele gelmez. Asil onu, hayvan. Evet onu tutmak böyle kolay değildir. Bir de Hürrem diye isim taktığımız bir tane koyunumuz Niye var. Niye Hürrem? Hürrem Sultan o isimden geliyor. Erdal abi düşünsene 300 tane koyun var. Evet. Her gece 4-5 tane doğuyor. İsim evet. Bulmak da sorun. Şimdi isim şöyle özel olanlara isim koyuyoruz. Şimdi sen dedin ya böyle dağlarda olaylar oluyor. Kargalar, domuzlar evet. Filan. Bu domuzu mamuzu görünce ayı, yılan korkmuyor mu? Köpekler yanımızda olduğu zaman korkmuyoruz. Çünkü köpekler orada can verir ama sana zarar gelmesini asla bırakmaz yani. Ay. Peki yılan gördün yılan mü abi? Yılan çok görüyoruz. Yılan herhangi bir zararı yok insanlara karşı. Nasıl zararı yok ya? Bir yani üzerine basmasan. Abi bir de sürünüyor aniden sana sarılsa boğar öldürür. Biz de onu öldürürüz. Neyini öldüreceksin? Ama o seni zehirler o zamana işte. Kadar. Bizim yöremizde pek öyle zehirli yılan yok. Hele bizim çıktığımız rakımlar 2000 üzeri rakımlar olduğu için pek fazla öyle zehirli yılanlar yaşamıyor. Peki kurt, ayı, domuz? Kurtların hedefi koyunlardır. Kuduz bir kurt olmasa onun dışında hedefi koyunlar. Kolay kolay insana saldırmaz. Duydum. Ama domuz saldırabilir. Saldırır tabii, mı? Tabii domuz şöyle kafa kafaya denk gelersin farkında olmasın. Bir anda bir çalının içinden çıkar ve saldırabilir, öldürebilir de insanı. Ayı da aynı şekilde. Ayı çok tehlikeli. Gördün mü hiç? Ayı çok gördük, domuz da çok gördük.
normalde vahşi hayvanların bir amacı var. Bir an insan olan yerden kaçıyorlar. Aslında biz diyoruz ya, biz gördük korktuk. Aslında onlar bizi gördüler mi ödleri patlıyor hayvanların. Niye? İnsan dünyadaki en korkunç canlıdır. Allah en Allah. Korkunç yaratık insan. Öyle deme abi ya. Öyle deme evet. Abi ya. Vallahi yabani hayvanlar da korkutucu yani. Hayvanlaşmış insanlardan korkmak lazım. Hayvanlardan korkmamak lazım. Allah kötü insanlardan amin. Korusun amin. Abi. Vallahi. Erdal abi bir de çobanların sesi güzel olur derler. Evet. Sen şimdi o da bayırda. Senin gibi sosyal böyle aktif adam. Evet. Canı sıkılır. Ne bileyim şiir yazar, şarkı söyler, türkü söyler, mani söyler. Ay canım benim sakin ol. Birkaç kere denedim. Hani şarkı söylerken çok kötü oluyor. Birkaç kere söyledim. Dediler aman kurban olayım sen video çek. Ama şey yapma türkü söyleme, şarkı söyleme. İyi kötü fark etmez. Biz evet. Armağan edelim de gönlümüzden geçeni biliyorlar. Evet. İşte gidiyorum çeşmesi yahım. İşte gidiyorum çeşmesi yahım. Aramıza dağlar sıralansa da sıralansa da. Sermayem derdimdir ey dost, servetim ahım. Karardıkça bahtım sıralansa da. Sermayem derdimdir ey dost, servetim ahım. Karardıkça bahtım, bahtım sıralansa da. Türkü söyledik. Peki bu çobanlar hep kaval çalar derler. Sen kaval çalıyor musun? Yok ben kaval çalamıyorum maalesef. Neden? Dededen öğrenirsin, babadan öğrenirsin. Benim dedem rahmetli oldu yani. Hı hı. Biz daha hiç göremedik genç onu. Genç yaşta. Evet. Biraz babam biraz asabi biridir. Böyle sert bir mizacı var yani. Kaval, böyle kaval babal falan yanından geçemezsin. Geçemez. Hatta şu videoları bile çekerken var ya diyordum. Baba bir dakika. Ya bu ne videodur çekiyorsun sen diyordu ya falan. Ya. Tabii sonra alıştı o da artık. Bunları gereksiz görüyor ha? Ya gereksiz görüyordu. Boşuna zaman harcıyorsun diyordu onunla. Sen diyordu koyunlarla ilgilen, kuzularla ilgilen. Sen ne işte bununla uğraşıyorsun. Tabii sonra baktı para geliyor. Zannediyordu ki yani boşuna harcanan bir zaman. Babalar çocuklarının başarılı olduğunu görüyorlar. Aynen. Mutlu oluyorlar. Mesela aynen. Babamı bazen çarşıda görüyorlar. Aa diyorlar Erdal'ın babası. Amca sen diyor Erdal'ın babasısın. Çok mutlu oluyor yani. Bundan evet. Bile acayip mutlu oluyor. Benim babam da tam tersine. Bahar'ın babası dediklerinde hayır diyor. Ben onun babasıyım. O benim kızım diyor. Evet. Bahar'ın. Bahar'ın babası değil. Mehmet'in kızı diyeceksiniz Mehmet'in kızı ona diyeceksin. Diyor. Aynen. Evet. Peki kuzular otlarken zaman nasıl geçiyor? Bu bir gün değil, üç gün değil, on gün değil. 3 ay, 5 ay. Genellikle hayvanlarla iletişim kurmaya başlıyorsun. İlk önce biraz sıkılıyor insan. Tabii köye gelmek istiyor falan. Sonra hayvanlarla iletişim kurmaya başlıyorsun. Mesela içinde sevdiğin birkaç tane kuzu oluyor. Hı-hı. Onlarla oyun oynuyorsun. İşte böyle alıştırıyorsun, bir şeyler yaptırıyorsun. Sonra köpeklerle çok zaman geçiriyorsun. Ve çoban arkadaşların oluyor. Bunlarla zaman geçiriyorsun. Zaten sabah kalkıyorsun ya. Çok hızlı hareket etmen gerekiyor. Güneş tam ısınmadan doyurman gerekiyor kuzularını. Mesela koyunlardan çekiyor. Bir de 300 çekiyor. Tane. Tabii. Maşallah. Bizim bir de yaylada mesela bu yıl 2400 koyundu. Oo. Ben ve iki arkadaşım 2400 koyunu otarıyorduk. Akşam bir çıkıyorduk bu saatlerde. Sabah güneş doğana kadar koyun otluyor. Zaten her gecemiz ayrı bir macera, ayrı bir efsaneydi. Niye? Kurtlar, ayılar, aa. Ondan sonra o hayvanın bölünme riski, gece karanlığında neler yaşadık neler. Bir gece böyle telefon çaldı, telefonu böyle çıkardım. Tam telefona baktım, güm kayaya çarptım. Hatta şuralarda hala izlerim. Telefon bir tarafa, ben bir tarafa. Yani sıkılma gibi bir dert yok. Çünkü abi, orada tamamen macera. Peki bu kuzular birbirine karışmıyor mu arkadaşlarınla? Büyük sürüler yan yana gelirse karışır tabii. Karışır ama yabancı koyun hemen içinde kendini belli eder. Nasıl mesela, oluyor? Şimdi başka bir evin koyununu getirelim, bir tanesini koyalım bu koyunun içine. Hemen meler sürekli arkadaşlarını arar. Ve birkaç gün alışana kadar bu şekilde hareket eder. Peki nasıl anlıyor? Hayvanlar galiba koklaşarak anlaşıyorlar yani. Öyle yani diyorlar konuşamadıklarına yani. Göre. Koklaşarak anlaşıyorlar. Ya belki de konuşuyorlar biz dillerinden anlamıyoruz. Şimdi
Onu biz bilmeyiz. Senin sesini tanıyorlar mı? Çobanlarını çok iyi tanıyorlar. Sürülerini koruyan köpeği çok iyi tanıyorlar. Nasıl bağırıyorsun onlara? Hır hır diyoruz mesela çevirmesi niye? İçin. Hır! Markoyun ahalisi hır hır! Hani dönmüyorlar? Mesela şimdi böyle yapalım. Ooo! Ooo da 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 da. Bunu çağırmaktır. Gelin. Allah! O da orada ne başladı. Ne eşek mi? Eşek. O ahırda şu anda. Sese cevap tabii, verdi. Tepki kayıtsız veriyor kalmadı. Tabii. Aynen. Ooo da 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 da. Ooo da 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 da. Ooo da 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 da. Sen bağırdın geldiler, ben bağırdım kaçtılar. Kaçtılar. Sen fenomen, evet. Ben fenomen. Evet. Şimdi kurban da yaklaşıyor. Tamam. Benim ekibim kalabalık. Evet. Ben patronlarım var, müdürlerim var, ailem var, ekibim var. Evet. Onların adına da bir pazarlık yapayım. Gidelim İstanbul'a, evet. Sen kamyonla yolla. Olur. Olur mu? Olur. Iğdır'dan eli boş gitmeyeyim yani. Evet. Ha? Peki abi, bir tane koyunu kaça satıyoruz? Şimdi kurbanlık olduğu zaman fiyatlar yükseliyor. Yok ben anlamam. Kaç tane? 10 tane mi? 10 tane daha zaten. 20 tane. 20 tane olur. Tamam. Tamam, 20 tane tanesi kaç paradan hesapla. Buna ciddi göre. Pazarlıkları genelde babam yapar. Niye? Ben bu işin pazarlık kısmına karışmıyorum. Belli ki sen bu işi beceremiyorsun, evet. Abi. Biz babayı ben, görelim. Ben yüzüm çok yumuşaktır yani. Bahar Hanım, şimdi siz koyun mu almak istiyorsunuz? Evet, 20 tane abi. Buyurun. Helalleşelim. Buyurun. Hayırdır ben abi. Ben keçeyi de size vereyim. Bütün koyunlar sizin olsun. Vallahi alın. Abi bak al, da kurtaramayacak. Burada 300 tane koyun var Bahar Hanım. Artık her şey size emanet. Ben gidiyorum. Erdal abi, vallahi 20 koyun pazarlığı yaptık ama ben senden mesleği de aldım gidiyorum. Ben böyle cabbar tamam, bir insanım tamam. İşte. Hadi bakalım. Arkadaşlar bundan sonra videoları Bahar Hanım çekecek. Kadın Bahar'ın dediğin elim aşağı olur. Cabbar olur. İstediğini alır. 20 tane koyunu alamadık mı? DNA'yı da alırız. Kepengi de alırız. İstediğimizi alırız. Çalışırız, kazanırız. Yine yaparız. Yine alırız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.